Tarih içinden çok az büyük insan çıkartır. O insanlardan biri de bir milleti yeniden ayağa kaldıran, dünyanın pek çok yerinde 10 yıllar geçmesine rağmen hala saygıyla anılan, geride birçok eser, fikir ve yenilik bırakan... Yurttaşlarım, az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyük temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Mustafa Kemal Atatürk, düşünceleri, fikirleri ve eylemleriyle geleceğe ışık tutarak döneminin diğer birçok insanından ayrılan büyük askeri ve siyasi dehanın geleceğe dair bir takım ifadeleri bugün bakınca bize kehanet gibi geliyor haliyle. Gelin birlikte Atatürk'ün şimdilerde ister kehanet deyin, ister sezi deyin, ister ileri görüş deyin, ne derseniz deyin ama gerçekliği şüphesiz olan o görüşlerine bakalım. Yurt gezisinde olan Mustafa Kemal Paşa, İzmir'deki annesi Zübeyde Hanım'ın ölümünden habersiz trende uyurken bir kabus görür ve kan ter içinde uyanır. Kompartımandaki hizmetine bakan Ali Çavuş'u çağırıp annesinin sağlığından endişe ettiğini, İzmir'e telgraf çekip annesinin sağlık durumunu sormalarını ister. Paşa'nın talimatı derhal yerine getirilir ve kısa bir süre sonra Yaver Salih'in yolladığı şifreli telgraf gelir. Mustafa Kemal Paşa telgrafın şifreli olduğunu anlar ve "Annem öldü mü?" diye sorar. Ali Çavuş üzgün bir şekilde telgrafı uzatıp başsağlığı diler. Gözleri yaşla dolan paşa kendisine malum olduğunu, kabusunda annesinin öleceğini gördüğünü söyler. "Benim anam öldü, başka analar sağ olsun" diyerek kendini koltuğa bırakır. Yarbay Mustafa Kemal 1914 yılında Şam'da görev yapmakta olan arkadaşı Yarbay Ali Fuat'a bir dünya harbi çıkabileceğine ilişkin stratejik öngörüsüne dair çok önemli bir mektup gönderir. Çok milletli imparatorluktan millet devletine geçiş sürecine girildiğine dair düşüncesini de paylaştığı mektupta şunlar yazar. "Memleketin kaybedilmek üzere olan küçük parçasını feda etmeyeceğim diye en büyük parçasını hesapsızlık ve bilgisizlik yüzünden feda eden idarecilerimizin bir de mevki ve şöhret peşindeki hırsları yüzünden ne hale geldiğimiz aşikardır. İngiliz-Alman rekabeti ve yeniden büyüyen Sırbistan'ın, Avusturya ve Macaristan'ın güneyindeki Slavlar üstündeki iddiası yüzünden pek yakında dünya harbinin patlayacağına inanılabilir. Hiçbir hazırlığımız olmadan alelacele bu harbe de sürüklenecek olursak, Anadolu'muz, Boğazlarımız ve 500 yıllık İstanbul'umuz muhakkak tehlikeye girer. Bundan sonra hiç olmazsa kendimizi hülyalara kaptırmamalıyız. Zira telafisi olmayacak bir felaketle karşılaşırız." Görüldüğü gibi harpten sonra başımıza gelen bütün felaketleri paşa sırasıyla söyler. Hayatının büyük kısmını cepheden cepheye koşarak geçiren Atatürk, işgal altında bulunan ve hiçbir şeysiz bir milletle emperyalizme karşı Kurtuluş Savaşı örgütlemeyi başarmıştı. Bununla birlikte Cumhuriyeti kurarak birçok köklü ilerici yeniliği hayata geçirdi. Savaş yıllarından başlamak üzere iktisadi kalkınmaya büyük bir önem veren Atatürk'ün kafasındaki iktisadi model de özel sektörün kamu yararını gözetecek şekilde kontrol altında tutulduğu üretim odaklı ve planlı bir model oldu. Bu modelin başarısı sayesinde genç Türkiye Cumhuriyeti tüm dünya iktisadi buhrandayken kendi ölçeğinde ciddi sanayi hamleleri gerçekleştirebildi. Mustafa Kemal Atatürk ilerideki savaşların meydanlarda değil iktisadi sahada olacağını öngörerek konuşmalarında da bu konuya şöyle dikkat çekti. "İktisadi kalkınma hür, müstakil, daima daha kuvvetli ve daima daha refahlı bir Türkiye idealinin bel kemiğidir. Siyasi ve askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, iktisadi zaferlerle taçlandırılmazlarsa meydana gelen zaferler devamlı olamaz ve az zamanda söner." Mustafa Kemal, uçak teknolojisinin çok çok yeni olduğu ve birçok kimse için ölüm kutusu olarak görüldüğü günlerde, Abidin Daver'le bir sohbetinde, "Tayyareler gün gelecek savaşlarda önemli roller oynayacaktır" der. Hakikaten de dediği gibi olur. Atatürk bu ifadesini "istikbal göklerdedir" diyerek güçlendirip, Cumhuriyet'in ilk uçak fabrikasını da Sivas'ta kurarak taçlandırır. Mustafa Kemal Paşa'nın 2. Abdülhamit'in padişah olduğu 1906 yılında İvan Manelov'la Selanik'te yaptığı şu konuşmasındaki ifadeleri: "Bir gün gelecek ben hayal olarak kabul ettiğiniz bu inkılapları başaracağım. Mensup olduğum Türk milleti bana inanacaktır. Düşündüklerim demagoji mahsulü değildir. Bu millet gerçeği görünce arkasından yürür. Saltanat ortadan kalkacaktır. Devlet tek kişilik bir unsura dayanmayacaktır. Din ve devlet işleri birbirinden ayrılacaktır. Latin kökenli alfabeye geçilecektir.
kadın ve erkek arasındaki ayrım ortadan kalkacaktır. Emin olunuz ki hepsi bir bir olacaktır. Öngörülerinin kaynağı olan sarsılmaz kararlılığına müthiş bir örnektir. Bildiğimiz gibi Atatürk bu söylediklerini büyük bir kararlılıkla yerine getirdi. Mustafa Sagir adlı biri kendisine Hintli Müslümanların yolladığını, milli mücadeleye maddi ve manevi yardımda bulunacağını söyleyerek Anadolu'ya gelir. Kötü günlerde Hintlilerin daima Türklerin safında yer aldığı bilindiğinden kısa zamanda güven kazanır. Kemalettin Paşa, Mustafa Sagir'in Mustafa Kemal Paşa ile görüşmesini sağlar. Paşa, uzun süren görüşmenin ardından Kemalettin Paşa'ya "Bana bak Kemalettin, bu adam casustur." der. Mustafa Kemal Paşa'nın bu tepkisi karşısında şaşkına dönen Kemalettin Paşa, "Aman paşam, siz de çok şüphecisiniz." der. Fakat Mustafa Kemal Paşa derhal yaveri Hayati Bey'i yanına çağırarak şu emirleri verir. "Bu Hintli İngiliz casusu olacak. Kendisini takip etsinler. Mektuplarını da çok dikkatli okusunlar." Bunun üzerine Hayati Bey, Mustafa Sagir'i sürekli takip ederek pek çok mektup ele geçirir ve bu mektupları kimya öğretmeni olan Avni Refik Bey'e teslim eder. Mektupların analizleri yapıldıktan sonra Sagir'in bir İngiliz casusu olduğu anlaşılır ve sonrasında idam edilir. Paşa yine haklı çıkmıştır. Sakarya Meydan Muharebesi sonrası cepheden alınan bilgiler Mustafa Kemal Paşa'ya okutulur. Kağıttaki bir notta cephe komutanlarından biri Seyit Gazi'nin kuzeydoğu yönünde bir düşman fırkasının dolaşmakta olduğundan bahseder. Paşa kaşlarını çatıp bir süre düşündükten sonra "Hayır, orada düşman yoktur, iyi baksınlar." der. Subay öğleden sonra tekrar paşanın yanına giderek "Haber aldım paşam, bahsedilen yerde düşman yoktur." diyerek Mustafa Kemal Paşa'nın öngörüsünü doğrular. Atatürk 1932 yılında Amerikalı General MacArthur'la söyleşisinde adeta olmuş bir olayın belgeselini sunarcasına şunları söyler. "Bugün içinde yaşadığımız sulh devresi sadece mütarekeden ibaret kalmıştır. Bence Avrupa'nın mukadderatı Almanya'nın alacağı vaziyete bağlı bulunacaktır. Bu 70 milyonluk millet milli ihtiraslarını kamçılayabilecek siyasi bir cereyana kendini kaptırdı mı er geç Versay'la anlaşmasının tasfiyesine girişecektir. Ayrıca korkarım ki İtalya'nın idaresini elinde bulunduran Mussolini, Sezar rolünü oynamak hevesinden kendisini kurtaramayacaktır. Avrupa'da başlayacak bir harp behemhal Asya'ya da sirayet edecek, büyük devletlerin Avrupa'daki meşguliyetlerini Japonya, Asya'daki emellerini tahakkuk ettirebilmek için bir fırsat addedecektir. Amerika buna şüphesiz bigane kalmayacaktır. Böyle bir harbin başlıca galibi ne İngiltere, ne Fransa, ne de Almanya, sadece Bolşevik Rusya olacaktır." Bu konuşmadan yalnızca 7 yıl sonra Atatürk'ün öngörüleri aynen meydana gelir. Sanki 2. Dünya Savaşı'na dair bir belgeseli Paşa önceden fantastik bir şekilde dile getirmiştir. 1929 yılında Atatürk'ün Pera Palas'taki odasına bir mihraca gelir. Atatürk'le görüştükten sonra kendisine bir seccade hediye eder. Bu seccade halen Pera Palas'taki odasında sergilenmektedir. İlginç olan bu seccadenin üzerine Atatürk'ün vefat ettiği saatin işlenmiş olması. Aynı zamanda Ulu Önder'in vefatı seccadenin hediye edildiği tarihten 9 yıl sonra gerçekleşir. Son dönemlerinde hastalık zamanlarında sık sık rüya gören Mustafa Kemal Atatürk bir gün yaveri Salih Bozok'a rüyasını anlatır. "Bir rüya gördüm Salih. İkimiz bir kuyuya düşüyorduk. Sen çıkıyordun ama ben çıkamıyordum." İşte bu rüyadan çok kısa bir süre sonra Atatürk hayata gözlerini yumar. Atatürk'ün vefatına dayanamayan Salih Bozok odasına giderek silahıyla intihar eder. 100 yılda bir dünyaya gelen büyük liderlerden olan Mustafa Kemal Atatürk bu ve benzeri birçok olayı önceden ifade etmiştir. Görüldüğü üzere Atatürk son derece güçlü öngörülere sahip bir kişi. Bunu hem siyasi hayatında hem de askeri hayatındaki ileri görüşlülüğünden anlayabiliriz. Bu durum kimilerine göre bilgi, birikim, koşulları okuyabilme yetisi ve kararlılıkla ilgili bir durumken, kimilerine göre ise psişik bir kuvvet. Takdir sizin. Öngörü veya kehanet ne derseniz deyin. Şimdi sizi o büyük dehanın dünya döndükçe geçerli olacak en önemli ifadesiyle baş başa bırakıyoruz. Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici bedhahların olacaktır. Bir gün istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin.
bu imkan ve şerait çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hileyle aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet, fakr-ü zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı! İşte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.